Efendim, yine Samsun Demir'in, pardon, o tarafa söyledim. Bu tarafa söyleyecektim. Yine Samsun Demir'in çıkarttığı bir albüm. Daha doğrusu bir single, öyle zannediyorum. Ayşe ve Cem Belevi, doğru mu? Son dönemde bunlar da patladılar ve çok da iyi. Hazır mı arka tarafta? Ha pardon, onlar hazırlansınlar. Ayşe ve Cem Belevi'yi buraya alacağım ama hatta Gülben Ergen var. Gülben Hanım'a da bir hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Gülbencim, normalde bir sebepten dolayı bağlanır sanatçılar bizim programımıza katıldı. Senin bugünkü sebebin çok hoş ve güzel bir sebep. Ben açacaktım konuyu ama sen aç, istersen anlat ne olduğunu. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sebep. Öncelikle İçimdeki Ses ekibine hem başarılar diliyorum hem Çocuklar Gülsün diye derneği adına teşekkür ediyorum. Mustafa Ceceli'ye de selamlar. Aleyküm selam. Şimdi Çocuklar Gülsün diye okul öncesi eğitim için çalışan bir dernek. Benim de başkanı olduğum bir dernek. Sen benim mücadelemi çok iyi biliyorsun. 3,5-4 senedir. Evet. İlk defa bir sinema filmi galasını yapımcısı, yönetmeni, oyuncusu hepsi birleşip demişler ki kendi aralarında ya bir gala yapacağız, kuru kalabalık, buraya masraf edeceğiz. Film iyiyse zaten iş yürüyecektir. Biz bu filmde seyirciyi güldürmeyi istiyoruz. Bunun için de çocukları güldürelim deyip galaya harcayacakları miktarı belirleyip biz de film galası yapsaydık şu kadar insanı ağırlayacaktık deyip o miktarı bizim dernek hesabımıza yatırdılar. Ben çok heyecanlandım bu durumdan. Hiç tanımadıkları çocuklara anaokulu açıp okul öncesi eğitime Ahmet Kayıntuya da buradan selamlar, tebrikler. Pardon Gülben. Çok teşekkür ediyorum. Son kısmını duyamadık. Bir şey söylediysen alkış geldi çünkü arada kaynamasın. Teşekkür ederim. Yani okul öncesi eğitime katkıda bulunmayı, bu konuda bizim derneğimizi seçmelerini hem de gala gibi, eleştirmiyorum tabii hiçbir galayı ama sonuçta bana bunu söyledikleri zaman da çok heyecanlandım. Bu film seyirciyi güldürmeyi hedefliyor. Bir gala ile kurup kalabalık yapıp hani orada bir masraf yapacağımıza bunu sizin derneğinize yatıralım. Çok gurur verdi bana. Evet, harikaymış. Tekrar sana teşekkür ediyoruz. Ekibe de teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Gerçekten harika. Sağ olasın. Bunlar önemli hareketler. Ne demek istersin Engin bununla ilgili? Ahmet Kayıntu filmin yönetmeni, yapımcısı, bizim Yalan Dünya'nın da yapımcısıydı birçok dizinin, filmin. Ahmet'ten de çıkmıştır fikir sizden de ama önemli bir şey ya. Yani galalarda olsun tamam eyvallah ama bu da bence bir tercih yani, iyi bir tercih. Evet yani Ahmet'in işte Barakuda filmin aslında düşüncesiydi bu. Ve ben çok hoşuma gitti. Yani en azından bir manası olacaktı. Öbür türlü pek bir manasını göremiyorduk. Çünkü gala bizim için, oyuncular için büyük bir zul. Yani neden zul gala? Çünkü gerginlikten insan uyuyamıyor. Ertesi güne sirayet ediyor. ve hani korkunç, stresli bir gün. Ve hani aslında bir işe de yaradığı yok. Yani bu karar harika bir karardı. Ve ben çok hoşuma gitti bu kararları. Yani aslında iş iyiyse Fısıltı Gazetesi götürüyor. Sen ne yaparsan yap. Yani film, öyle değil mi arkadaşlar? Bir filme niye gidersin? Tamam belki izleyip merak etmek için gidersin ama bir giden bir daha çıktığında anlatmazsa o filmin seyircisi ilk seyirci olarak kalır. Bu birbirini anlattığın sürece iyi bir şeydir. Aynen. Yani evet. Onun için de bu film, öyle zannediyorum, zaten yavaş yavaş yükselecek bir trendle gidecek. Sen yapmayacak mısın bir şey? Bir televizyonda bir dizi, bir sinema filmi, herhangi bir şey yok mu? Bir planın, programın? Ben küçükken oynamıştım abi. Evet. 8 yaşlarındayken. O yüzden biz televizyondan sahneye geçmiş durumdayız. Nerede oynamıştın küçükken? Küçükken TRT'de Köy Doktoru dizisi vardı. Köy Doktoru dizisi. Yani diyebilirim. O zaman bir tek TRT vardı diyebilirim. Yani başka kanal yoktu. Kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Ben 80 doğumluyum. 80 doğumluyum. Kasım'da 35 olacak. Vay arkadaş. Kasım'a kadar 34 diyebilirim yani. Kasım'da 35 oluyorsun. Kaç yaşındaydın dizide oynadığında? 8. 8 7, yaşındaydın. 7-8 TRT'de. TRT arşivlerinden çok bulmaya çalışmışsınız o görüntüleri. İnşallah bulamamışsınızdır diyorum.
Vallahi. Yok değil mi öyle bir şey? Ben önce TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Abi yapma gözünü seveyim. Bir dakika bir şekilde. Abi. Abi bu bak herkes kendi işini yapacak. Yapacak başka çaren yok. Bu işte yapılırken bize böyle bir bilgi gelince 8 yaşında oynamış diye böyle bir şey gelince biz program olarak onu bulmazsak olmaz abi. Ya kendi elimle kendimi yaktım ya. Evet yakmamışsın daha yanmadın yanacaksın az kaldı. Bir 10'da 5 dakika içinde yanarsın. Yok be abi ne kadar güzel. Aslında oyunculukta bir enteresan bir şeyler yapmışsın yani denemişsin de 8 yaş için. 8 yaşında ne deneyebilir bir insan merak ediyorum. Hayır abi 8 yaş içinde. Bugünün 8 yaş çocuğu dizilerle 50 bin tane kanalla büyüyor. Onun için de çıktığı zaman çocuk işteyse bir şey. TRT o dönem. Yani. Çıkmak bile, açıp seyretmek bile. Yani ister maaşını beklerdik kapağına kadar yani. Sabah açıldığında öyle böyle beklerdik. Evin içine ayağa kalkıp beklerdik yani. Hani gerçekten de öyle bir durum vardı. Bir heyecan kumkumasıydı bizim için. Görüntüleri de TRT'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı'na. Bir sözle tabii ki bir bedel karşılığında. ama öyle. Ama TRT'de bir arşiv var adam bedelle vermek durumunda. Masraflı olduk yani. Yo onu ben senden alacağım. Abi bu arada prodüksiyon... Onu şey gibi düşünme. Bu halı geçen seneki halı değil mi abi? Hiçbir şey değişmiyor. Yani bir... Kardeşim ben burada sana hesap vermek zorunda değilim. Yani, yani o... halıyı da alayım ne istiyorsan. Ne değişiyor ne değişmiyor diye. Ya yani halıyı da değiştireyim. Ben o görüntüleri açıdan. Buldum. Onu yayınlayacağım bir kere. Yapma onun abi. Onun da bedelini senden çatır çatır sökeceğim. Şu halıyla takas konusunu bir düşünseydik. Bak kenarları o gün de demiştim. Overlock hala çekilmemiş. Ceceli. Solmuş durumda. Bu babasından azar yiyen çocuklar halıyı seveder ya evde. Seni ne yapacağını bilmez değil mi? Zamanlı. Hani vardır ya böyle azar yerken halının desenlerine bakarsın böyle hani bitse de gitsek azar diye. Taktı halıya. Sene kaçtı 8 yaşındayken? 1988 TRT Mustafa Ceceli. Yapma. Bütün görüntüleri alamadık ama biraz bir şey toplayabildik gerçekten çünkü bir fiyatı var. Var yani. Allah Allah. Hazır mıyız? Merak var ettim. Mı? Eyvah. Mustafa Ceceli'nin... 8 yaşındaki hali TRT'de Köy Doktoru filminde. Buyurun izleyelim. Oğlum ne yaptın da parmağın böyle kaldı? Yazı yazıyordum sonra kalemi bıraktım sonra da elim böyle oldu. Gel bak ne göstereceğim sana gel. Hem ne aldın? Hem değil hem tavuk tavuk hadi sen neyim at bakayım. ha gitse gitse ha. Korkma oğlum korkma lan. Tavuk bu adam yemez ki. ne yapsın çocuk? Ha? Şimdiye kadar hayvan mı gördüğü vardı bu kadar yakında? Hadi canım sen içeriye gir. İçeriye gir de üşüme hadi. İşi sıcak sıcak yapacaksın. Kedi getirdim Muhtar amca. Aa sağ olasın çok teşekkür ederim. Sağ ol dur bakayım. Dur. Al bakayım şunu. sağ olasın. Bana çok fazla. Olsun canım üstü kalsın. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Aferin Mustafa. 40 yıllık sanatçılara taş çıkardın. Ama çok heyecanlandım. Ama ben nasıldım ben? Burada her şey değişik. Herkes bana gülüyor. Bazı çocuklar ne dediğimi anlamıyor. Öyle mi? Peki değişik olan ne? Orasını bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,